Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nilaya. Bugün sizlere helva yapacağım. Çünkü bugün kandil. Hepinizin kandilini kutluyorum. Arkadaşlarım Mine ve Müge nasıl helva yapılacağını bilmiyorlarmış. Onlara nasıl helva yapıldığını öğreteceğim. Mutfakta olmayı çok seviyorum. Belki izleyenleriniz vardır. Daha önce de onlar için aşure yapmıştım. Bugün de helva yapacağım. Helvayı yaptıktan sonra önce arkadaşlarıma, sonra da komşularıma dağıtacağım. Helvayı pişirmek için yeni bir tencere takımı aldım arkadaşlar. Onu göstereyim size. Bakın işte bu. Çok beğenerek aldım. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Hadi önce tencerelerimizi kutusundan çıkartalım. Sonra da helvamızı yapmaya başlayalım. Oo, şahane görünüyorlar. Hepsini çıkartalım hadi. Önce şu tavamı çıkartayım. İşte çıktı. Bakın böyle bir teflon tavam var. Bunda harika omletler yapacağım. Ve işte bir tava daha. Bunda da harika menemen yapabilirim. Ve işte bu da benim pilav tencerem. Bunda da pilav yapacağım. Bunun kapağı nerede? Aa, işte buradaymış. Şimdi de büyük tenceremi çıkartayım. Bunda çok güzel kuru fasulye, çorba, hatta aşure bile pişirebilirim. Kocamanmış. Biz kalabalık bir aileyiz çünkü. Ve benim çok misafirim gelir. Çünkü bir sürü dostum ve arkadaşım vardır. Hepsini de çok seviyorum. Onlara yemeği ben pişiririm. Evet, bu tenceremin kapağı da burada. Onu da çıkaracağım şimdi. Bakalım başka neler varmış. Yemeği pişirirken ve servis ederken yardımcı olacak gereçler çıktı bir de. Bir kapak. Ve bir kapak daha. İşte bu da yemek yaparken elimi yakmayayım diye tencerelerini sapın tutmam için bir bez. Hadi arkadaşlar helvamızı yapmaya başlayalım. Önce tencerelerimi düzenleyeyim. Kepçeyi ve süzgeci fırınımı yanına asayım. Bunları da oraya asayım ki elimin altında olsunlar. Sonra büyük tenceremin kapağını kapatayım. Hem de teflon tencereymiş. Yemeklerim hiç dibini tutmayacak. Çok kolay olacak bunlarla yemek pişirmek. Pilav tenceremin de kapağını kapatayım. İşte bunlar da tavalarım. Birinde omlet yapacağım, birinde menemen yapacağım. Bunların da etiketlerini çıkartayım. Tencerelerim yeni olduğu için yıkamam gerekiyor. Yeni aldığımız her şeyi önce yıkamalıyız arkadaşlar. Bir musluğu açayım önce. Şimdi de yıkayalım. Çalkala, çalkala, çalkala. Sonra dök. Evet, tertemiz oldu tencerem. Pilav tenceremin kapağını da yıkayayım. Ve şimdi de pilav tenceremi yıkıyorum. Evet, çok güzel oldu. Tertemiz. Oh, mis gibi. Şimdi helvamı bu pilav tenceresinde yapacağım. Benim için en uygun tencere bu. Tenceremi ocağın üzerine koyuyorum. Önce kurulamam gerekiyor. Evet, kuruladıktan sonra ocağa koydum. Şimdi ne yapacağım? Gidip malzemelerimi dolaptan çıkartacağım. Hadi gelin. Bakın kızlar bana neler lazım şimdi size göstereceğim.
İşte bakın, malzemelerim burada. Mis gibi tereyağı koktu. Bakın bu tereyağı. Burada irmik, fıstık ve şeker karışımı var. Burada da süt var. Şimdi bunları çıkartıp sırasıyla tencereme ekleyip sonra karıştıracağım. Kapağını kapatacağım ve helva olacak. Hadi başlayalım mı artık? Sabırsızlanıyorum. Mete de zaten kokusunu duyar duymaz hemen gelecektir. Önce tereyağımı çıkartayım. Sonra da irmik, şeker ve fıstıktan oluşan karışımı alayım. Ve son olarak da sütümü çıkartayım. Dolabın kapağını fazla açık bırakmamalıyız. Yoksa içindekiler bozulabilir. Ve elektrik tasarrufu için bu çok önemlidir. Evet arkadaşlarım, malzemelerimi hazırladığıma göre helvamı yapmaya hemen başlayabilirim. Yönetmenim kamerayı biraz yakın alsın da tencereye sırasıyla neler koyduğumu hepiniz görün. Sizler de evinizde belki yapmak isteyeceksinizdir. Bu kaşığı kullanmak istiyorum. Tenceremin içine önce tereyağını koyuyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Sonra erimesini bekliyoruz. Bakın tereyağım eridi işte. Tereyağımızı yakmadan erittikten sonra irmik, şeker ve fıstıktan oluşan karışımı tenceremizin içine ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Fıstık ve irmiğimiz karamel rengini alana kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. İrmiğim ve fıstığım istediğim rengi gelene kadar karıştırdım. Şimdi de sütünü ekleyeceğim. Ve tekrar karıştırıp ocağın altını yeniden yakıyorum. Ama kısık olacak. Yavaş yavaş demlenmesini bekliyorum. Ve tenceremin kapağını da kapatıyorum. 10 dakika bekliyoruz. İrmiklerin sütü çekmesini bekliyoruz. Sütü çektikten sonra irmikler böyle şişecekler. Ve tencerede birazcık daha yükselmiş olacaklar. Ve işte ondan sonra helvam hazır olmuş olacak. Tarçınla ya da Hindistan ceviziyle süsleyip arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ya da içine dondurma da saklayabilirim. Evet, harika kokular geliyor arkadaşlar. Hadi tenceremizi kontrol edelim bakalım irmikler sütün hepsini çekmişler mi? Oo, harika görünüyor arkadaşlar. Bakın helvam hazır işte. Şimdi bunu tabaklara servis edip önce arkadaşlarıma sonra da komşularıma dağıtacağım. Helvamız servise hazır. Bunun için böyle bir kalıp kullanacağım. Ve sonra da tabağıma ters çevireceğim. Üzerine biraz tarçınla harika olur. İşte helvam böyle oldu arkadaşlar. Beğendiniz mi? Ben irmik helvasını çok severim. Siz de helva sever misiniz? Peki en çok hangi helvayı seversiniz? İrmik helvası mı? Un helvası mı? Yoksa tahin helvası mı? Evet arkadaşlar, hepinizin kandili mübarek olsun. Kandilinizi kutluyorum, yanaklarınızdan öpüyorum. Siz de büyüklerinizin kandilini kutlamayı unutmayın. Evet arkadaşlarım, bu videoda irmik helvası nasıl yapılır onu gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.